Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Hepimizin çok sevdiği ve benim en çok sevilen tariflerimden biri olan elmalı kurabiyeyi böyle lokmalık hazırlayacağız ve size sıkmadan kısa bir videoyla ne kadar kolay iki tepsi böyle koca koca iki tepsi bir e, elmalı kurabiye yapmayı göstereceğim. Şekilleri çok güzel olacak. Üstelik ısırıp etrafı kırıp, Hemen böyle bir püf noktasıyla başlayayım. Diyelim ki dolaptan bir tereyağı ya da margarin çıkardınız. Bu böyle bir tarif için. Bunun böyle oda ısısına gelmesini beklemenize gerek yok. Onu rendeleyerek oda ısısına da getirebilirsiniz. Hemen bu püf noktasından sonra hamurunu yoğurmaya geçelim. Şimdi bu hamurun içinde kabartma tozu yok. Tekrar söylüyorum hamurumuzun içinde kabartma tozu yok. Bu yüzden geç bayatlıyor. Ertesi güne kalsa da e, kurabiyeleriniz bayatlamayacaktır. Erken bayatlamasının bir sebebi de içine hazırlayacağınız elmalı harcı biraz böyle ıslak bırakmak. Yani yeterince suyunu çektirmemek. Ben size şimdi kurabiye hamuru yoğurmayı böyle yoğuruyoruz, un da koyuyoruz, yumurta da koyuyoruz diye burada sizi sıkmayacağım. Açıklamalar kısmına bu malzemelerin hepsini yazacağım. Size kurabiye hakkında birkaç püf noktası geçmek istiyorum. Benim elmalı kurabiyelerim meşhurdur. İçine nişasta koyulması olur mu diye genelde yazılır. Bir kaşık kadar içine nişasta var çünkü nişasta koyduğunuz zaman ağızda eriyen bir tat veriyor. Elmalı harcını çok iyi pişirirseniz ertesi gün kesinlikle elmalı kurabiyeleriniz yumuşama yapmaz. Ben genelde elmaları kabuklarıyla birlikte rendelerim. Elmanın kabuğunun da bir lezzet verdiğine inanırım. Dilerseniz bilirsiniz. Tarçını pişerken içine atmayın çünkü tarçın pişerken acı olacaktır. Tavada kavrulurken tarçın acılığını verecektir. Bu tadı kimse beğenmez. Cevizici yine elmalar sıcakken içine ilave ederseniz yani kavurma esnasında değil de sıcakken içine ilave ederseniz ceviz yağını salar. İç harcınız çok lezzetli olur. Elma harcını ocakta tam da bu kadar içine çektiriyorum. Bakın bir gram bile içinde suyunu bulamazsınız. Elmanın bütün suyunu hemen hemen çektirdim. Şimdi ben size Böyle lokmalık elmalı kurabiyeleri hazırlamanın kolay yolunu göstereceğim. Genelde elmalı kurabiye hazırlarken böyle ona şekil vermeyi çok insan külfet bilir. Böyle bir de kurabiye yerken etrafa dökülmesi de bizler için çok büyük sorun, biz hatunlar için. Bunun için böyle lokmalık ağzınıza tek atımlık kurabiyeler hazırladım. Çok da basit. Bir tane buzdolabı poşetini alıyorsunuz. İçine hamuru böyle oval bir şekilde koyuyorsunuz. Bir tane su bardağı yardımıyla hamuru ezdirin ezdirdikten sonra arasına böyle yine börek yapar gibi aynı elmalı harçtan ilave edeceğim ve buzdolabı poşeti yardımıyla rulo haline getireceğim. İsterseniz böyle dalgalı bir patates kesiciyle, isterseniz normal bir bıçakla, ister düz, ister verev şekilde kesebilirsiniz. Üzerine böyle çatalla çentikler atıp o şekilde fırında pişireceğim. Elmalı kurabiyenin bana göre en büyük püf noktası bir içinde kabartma tozu olmaması ve yoğurdu az koymak. Bir de pişirme yani elmalı kurabiyeyi az pişirirseniz şayet yumuşak olacaktır. Uzun sürede düşük ısıda ve turbo ayarında üfleyerek yani pişmesi gerekiyor fanlı ayarda. 170 derece 165 derece gibi ayarlarda böyle yavaş yavaş ve kuruyarak pişmesi lazım. Eğer 200 derece ya da 190 derece gibi ısılarda pişirirseniz dışı böyle hemen kızaracaktır ama içi yumuşak kalacaktır. üzerine pudra şekeri serpeceğiz serptiğimiz zaman böyle boyutlu dursun diye çatalla üzerine böyle çizikler atıyorum böyle delik delik çizikler atıyorum ve önceden ısıtılmış turbo ayarındaki fırına gönderiyorum yaklaşık bir yarım saat 40 dakika kadar bir sürede pişecek normal bir fırından fırına mutlaka değişiklik gösterecektir ama dediğim gibi uzun sürede kuruyarak pişsinler bakın pişmiş halleri böyle henüz çok sıcakken üzerine pudra şekeri ilave ederseniz eriş soğukken ilave ederseniz de üzerinden dökülür ken ilave etmek lazım. Ve bunu kapağı kapalı kapaklı e, kaplar yerine böyle e, açık havada üzerine mesela bir örtü sererek bekletmek lazım. O şekilde ertesi güne kalırsa da dinlenmesi lazım. Çünkü kapak kapattığınız zaman içindeki elmanın nemini kurabiye çeker ve yumuşar. Bakın tam da böyle piştikten, soğuduktan sonraki hali bu şekilde. Gerçekten kıtır kıtır kıtır. Benim elmalı kurabiyelerimi yapanlar çok iyi bilirler. kıyır kıyır bir tariftir. Bu tarifle birçok sorunuza cevap vermeye çalıştım. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifleri bu püf noktalarına dikkat ederek yapar ve istediğiniz kıvamda elmalı kurabiyeler yersiniz. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.